Gençler selam, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda SM20 kariyerimize devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bugün yanımda bir konuğum var. Şu an kendisi yanımda değil ama maç esnasında bize yorumlarını, elit yorumlarını bize paylaşacak, bizlerle paylaşacak. Fazla uzatmadan hemen kariyerimize devam ediyoruz. Bakalım yeni kurduğumuz takım nasıl olacak? Genç oyuncular aldık. Overall'ları düşük. Büyük ihtimalle pek bir başarı yakalayamayacağız ama stresli bir bölüm bizi bekliyor gibi hissediyorum. Hayırlısı olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmazsanız, eksiklerimi, özellikle eksiklerimi yorum atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Haydi bakalım, iyi seyirler diliyorum. Evet. İkinci Soccer Manager 2020 videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Neyse artık bu moddan çıkalım. Like ve aboneliği söylememe gerek var tabii ki. Olunuz rica ediyorum. Teşekkürler. Mikrofonun sesi tam açık mı? Açık. Sesimiz gidiyor mu? Gidiyor ve Soccer Manager'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir konumuz var arkadaşlar. Yorumcumuz Buğra. Kendisini geçenki Payday 2 yayınından hatırlarsınız. Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi seni soracaklar. Abi niye göstermedin? Niye göstermedin? İleride. İlerleyen zamanlarda kendisini şu an sır gibi saklıyoruz. Sadece sesi var. Neyse şimdi. Grafiker beni çizmeyi unutmuş. Şey aslında kapak fotoğrafına koyabilirim. Gerek yok, oyna. Neyse, bakacağım ona, duruma göre karar veririz sonradan. Arkadaşlar en son Göztepe maçında kalmıştık ama yayında onu devam ettirdik. Bir maç yaptık. Onu da zaten kazandık burada gördüğünüz gibi 2-1. Önümüzde Başakşehir maçı var. Kendi evimizde sonra Fener maçı var. Oo, burada güzel maçlar var. Sivas Beşiktaş'tan puan alır mı? Çok güzel aldı vallahi, helal olsun. Aldı. Çok güzel aldı. Ahmet Çalık için bir teklif var arkadaşlar. 7.95 Ahmet Çalık'ı da gönderiyoruz. Devam diyoruz önümüzdeki maça, Başakşehir maçına doğru. Ahmet Çalık gidiyor güle güle. Zaten oynatmıyoruz. Burada UEFA maçları var. Bunları da geçiyoruz. Abi gel artık ya. Nerede bizim Başakşehir maçı? Tamam. Oo, oo bir dakika. Çekilişi bitir dedik. Atletico Bayern Münih Lokomotiv Moskova kardeşim. Selamünaleyküm abi. Tamam, aynen böyle biter. Bence de. Tamam. Ben buradan UEFA'ya düşerim. İyi oyuncular lazım. Bakalım neler olacak. Evet, gitti burada. Biliyordum böyle olacağını. Sil. İstemiyorum. Transfer falan yok abi. Böyle devam ediyoruz. Evet. Başakşehir 4-4-2 atak olarak çıkacakmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kadrosu da bu şekilde olacakmış. Tamam. Ofansif orta saha forvet karışımı olacak. Bir tane forvet Dembaba olacak. Ne yapabiliriz? Yenebilir miyiz? Yorumları alayım gençler. Evet. Sizi duyar gibiyim abi. İçinden geçeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Sen de duydun mu? Hayır. Tamam. Tamam, şimdi kadromuzu hemen ayarlıyoruz abi. Van Clark'e burada arkadaşlar. Genç yetenek aldım ben onu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bizim kadromuz iyi. İlk defa mı? Yok. Göztepe maçına çıkmıştık. Bismillah diyoruz. Maçı oyna diyoruz ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım aslan parçaları. Şu an bence yeneceğiz ama bakalım neler olacak. Şöyle masumuzu da çekelim köşeye. Evet arkadaşlar bakın şu an biz ataktayız. Çok iyiyiz. Hadi 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 oğlum, hadi oğlum. Out. Evet, şu an kim atakta? Max Arons ile serbest vuruş kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Arons, yanına kim geldi onun? Göremiyorum. Lemina olabilir, Seri olabilir, Maicon olabilir. Max Arons ortaladı. Bir kafa orada. Kim attı? Andone! Muazzam bir gol attı. Buğra Bey, gol hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Andone'den beklenmeyecek bir şuttu. Tebrik ediyorum, güzel gol dedin. Evet Andone, yorumcu Buğra'dan tebrik aldın. Daha güzel ne olabilir ki yani? Ataklarımız devam ediyor arkadaşlar. Baskımız var. Üstte görünüyor zaten. İbre diyorum. Scoreboard'un hemen üstünde. İbre nereden çıktı lan? Andone topu eliyle taşıyor. İkinci golü atacağız diyor. O kadar hırslı. Andone ortaladı. Arka tarafa doğru savunma uzaklaştırdı arkadaşlar. Top kapacak mıyız? Lemina. Şimdi ooo çok güzel. Çok güzel abi. Bu arada Ahmet Çalık biliyorsunuz arkadaşlar. Şeydi. Meyhane geziyordu. Türkü bar falan. O yüzden onu yani kesin satacaktık. İçten içe öyle düşünüyordum. Ona belli etmedim ama onu da bu arada kurtulmuş olduk ondan. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Lütfen gol yemeyelim. İkinci yarıya takviyelerle golü bulacağız. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi o bir dakika. Şimdi bitecek. Şimdi bitecek. Uğur Uçar taç atışını kullan bitsin. Atak olmasın tamam mı? Çay, evet. Çay içara Kaysara. Bunu Kaysara diye okudu bu değil mi? Spikerin.
Junior Kayseri diyor. Ha, Junior Kayseri aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdi kadromuz önümüzde, gördüğünüz gibi. Oyuncularımızın genel olarak puanları çok çok iyi. Yalnız Falcao bir tık düşük. Onun yerine Stanks olmuyor maalesef ama Stanks'i Onyekuru'nun yerine oynatabiliriz arkadaşlar. Onyekuru 7, Hulk da 7. Aslında iyi ama değişiklik yapalım. Oyuncular da biraz dinlensin. Savunma hattımız çok iyi. Çünkü bir sonraki maçın Fenerbahçe, Fenerbahçe derbisi ve deplasman, Burak'ın da dediği gibi. Buraya Belhanda'yı aldım abi. Hulk'la Onyekuru dinlensin. Emre Akbaba'yı da Seri'nin yanına aldım. Neden oraya aldım? Şey yapmasın. 3 değişikliği de tekte niye yaptın? Tek sıkıntı yok onda ya, o kadar. Yani inşallah olmaz. Top kazanan orta saha, oyun kurucu dedik. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Gelişmiş oyun kurucu diyelim. Devam diyelim. Fenerbahçe derbisine Seri olması lazım. Seri önemli bir futbolcu. Falcao pasını verdi şimdi. Stanks. Bilmem ne yapacağım. Gol olur. Bak şimdi buradan güzel bir kafa gelirse ve kaleyi bulursa, kaleci de kurtaramazsa gol arkadaşlar. Maşallah. Nasıl, çok iyi yorumlamadım mı? Saracchi. Aa, Saracchi'nin oradan golleri var aslında gelişinde. Neden vurmadı anlamadım. Var yani golleri. Hadi bakalım. Çok güzel bir kornerde. Andone neden korner kullanıyor arkadaşlar? Ona bir düzenleme getireceğiz. Stanks kafayı vuramadı. Şimdi bir aşırtma. Kaleci Volkan Babacan. Volkan'ı mı oynatıyor? Evet. Başakşehir'de Volkan'ı oynatıyor Okan Buruk. Devam ediyoruz abi. Çok güzel ataklar. Bak bak bak. Bizimkiler nasıl pres yapıyor görüyor musun? Uruçar çıktı. Edin Visca girdi arkadaşlar. Visca da oyuna bir şeyler katabilecek bir futbolcu. Umarım katamaz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ataklar çok üst üste. Bu maçı almamız lazım. Haydi Cimbom'un çocukları. Haydi oğlum. Daniel Alexic. Alexic. Mahmut Çiçekdemir'in yani. Evet, Mahmut çıktı. Alexic girdi arkadaşlar. Bizim kale önünde bir karambol oldu ama bizimkiler hemen onları tokatlayıp uzaklaştırdılar. Şu an yine oldu, şu an yine var. Artık uzaklaştırın. Çok güzel. Gol olmak üzere. Son dakikalar, ataklarımızı deniyoruz. Son dakikalar. Oğlum bak, bu maç böyle bitecek. Canı gönülden inanıyorum. Hayda. Reis. Reis, kader. Reis, hayır. Hızlı bir atak. Mario Lemina kontra atak şansı ve... Hadi Reis 2 gelsin. 2 gelsin. Radamel Falcao. Arkadaşlar bu maçı 1-0 güzel bir skorla aldık. Şimdi önümüzde çok büyük bir maç var abi. Fenerbahçe derbisi var. Ki Etiyen Muriç var. Evet, Muriç var. Bakalım. Tesis tamamlandı bu arada. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tesisimizi açtık. Nereye açmışız şu an anlayamadım ama. Yalnız aşağıdaki oyuncuyu görüyor musun? Kevin De Bruyne. Yani gerçekten Kevin De Bruyne hastasıyım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Kenan Devburun. Biz ona canlı yayında Kenan Devburun diyorduk. Biri yazdı öyle bir ara Revit yayınında. Öyle gitti işte. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi bakalım. Birlikte şu an Trabzonspor birinci sırada, fark ettim. Farkındayım ama onun da aklını alacağız. Sen sakin ol kral ya. Evet arkadaşlar, maça başlıyoruz. Aa, Max Kruse mi yazar? Vedat Muriç yok. Burada yedek, çok güzel ya. Çok güzel, sevdi bunu. Bunu Halil teknik direktör sevdi. Halil teknik direktör. Muazzam bir şey. Hadi bakalım. Haydi bakalım oğlum. Fenerbahçe deplasmanındayız. Maicon. Kaptırma Maicon. Çok güzel. Halil teknik direktör. Evet çok güzel abi. Hulk. Mouse çektiğin için çok teşekkür ediyorum Buğracığım. Max Arons. Hulk kaptırma. Hulk oradan gidiyor. Hulk var. Gidiyor. Hulk vuruyor mu? Vur artık, ne yapıyorsun? Gol. Hulk topu ağlara gönderiyor. Hulk topu ağlara gönderiyor. Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öndeyiz. Dakika 3. Evet çok güzel. Çok güzel bir performans sergiledi Hulk gerçekten. Şimdi, orada bayağı topu ileriye sürdü. Hadi teknik direktör. Buyurun. Hulk artık gerçek Galatasaraylı diyebilir miyiz? Bir saniye. Fener'e de gol atmış oldu böylece. Hulk'un Fener'e gelme muhabbeti de dönüyor biliyor musun? Şu an aklıma evet. O geldi. Hadi oğlum Falcao sen de koy bir tane golü. Olmadı. Bir köşe vuruşu daha. Florin Andone. İçeriye doğru. Geliyor mu? Olmadı. Hadi bakalım oğlum. Devam olsun oradan. Luis Gustavo alamadı topu. Falcao indirdi. Şimdi bir kafayla daha indiriş. Dön geri, arkanda top. Faul. Ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar bu arada. Taktikler diyoruz abi. Rollere geliyoruz. Burada neden Andone kullanıyor serbest vuruşları? Max Aron, Saracchi, Maicon, Luindama, Seri. Seri kullansın abi. Bakayım burada kim var? Falcao 59 kullanıyor. Ne alaka?
seri kullansın abi hepsini. Şöyle yapalım. Can Michel seriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Andone forvet. Andone niye kullanıyor yani? Saçma. O muhtemelen başka birini atamıştık. O gidince veya Belhanda oyunda değil diye onu oraya otomatik olarak atadı. Maç devam ediyor. Şu an bayağı bir üstünlüğümüz var. Aa, özür diliyorum. Fenerbahçe'nin üstünlüğü varmış. Şu an bizim. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Of nasıl? Oo, gördün mü Ata? Ata gördün mü orada? Bunu kastetmemiştim ya. Çok tehlikeli bir nokta. Miha Zajc topun gerisinde. Fernando Muslera kalesine dikkatli. Bir vuruyor. Muslera'nın gerçekten güzel attı. Yiğidi öldür hakkını yeme yani kardeş. Şimdi Emre Belözoğlu varken Miha Zajc kimdir? Yok yani gerçekten güzel attı hani. Adama şimdi tamam yedik gol belki ama güzel attı aga. Helal olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Maç devam ediyor. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Deplasmandayız. Onu da unutmayalım. Taraftar baskısı var. Yani genel olarak güzel bir oyun sergi. Zayt buradan eğer gol attırırsan senin kafanı kırarım. İlk yarı bitti arkadaşlar. Çok güzel. Hemen devam et. Abi ikinci yarıya muazzam değişikliklerle gitmem lazım. Haydi bakalım. Bismillah. Oo çok kötü. Luyendama ne yaptın sen? Markao'yu oraya koydum. Arkadaşlar aşırı kötüyüz şu an. Lines olmuyor. Max Aronso oraya koyalım. Lines'i buraya alalım. Andone kötünün de kötüsü. Oraya kimi koyabilirim ama şimdi dur. Şöyle yapacağım. Ama yani Luyendama'yı kesin çıkartmam lazım. Belanda'yı çok çıkartayım. Kötü. Belanda'yı Emre'ye mi koyalım? Hı hı. Ama Belanda'nın overall'ı daha yüksek. 77. Bence o kalsın diyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Radamel Reis'e güvenimiz tam. Haydi bakalım aslan parçaları. Go to. İkinci yarı İngilizce'de ne demekti? Second time. Twime. Evet devam ediyoruz. Tam ciddiyet abi. Ben teknik direktörüm ya. Ne beni güldürüyorsun? Hadi. Oğlum hadi sene ya. Hadi sene ya. Fatih. İsviçre maçı vardı. Türkiye İsviçre maçı hatırlıyor musun? Vurun dedi. Oğlum o talimat bildiğin savaş başlangıcıydı ya. Abi lütfen ya. Bu maçı alırsak bak liderlik yani çok iyi olur. Ozan Tufan giriyor. Miha Zajc çıkıyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel reis. Hayır. Şimdi geriye doğru dön. Simon Fallet. Topu kaptırıp alırsak güzel bir atak yapabiliriz. Lütfen. Hayır. Aa, bu çok kötü işte. Sikuera. Verdi Luis Gustavo. Arkadaşlar şu an çok kötü. Max Kruse. Eyvah. Arkadaşlar eyvah. Çok üzgünüm. Yani Evet tipi de tam tutmuş. Çok benziyor ya. Hadi abi dakika 81. Younes Belhanda buradan gelsin artık bir gol. Kardeşimsin ya. Biz atacaktık yalnız. Üçü yiyeceğiz ha. Evet. Offside hocam. Evet Emre Belözoğlu. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu an bu saatten sonra maç dönmez zaten arkadaşlar. Zaten bizim oyuncularımız da gençlere biraz ağırlık verdiğim için o yüzden böyle. Çok kanka genç. Ondan değil oğlum. Bekleri falan hep genç aldım. Yes. Bekin. Arkadaşlar maç bitti. Evet ben hemen bir Fatih Terim açıklaması yapayım şimdi. Önemli olan deplasmanda maçı kazanmak değil. 20 yılda kazanamayalım, 50 yılda kazanamayalım. Ama sezon sonunda şampiyon biz olalım arkadaşlar. Başka soru almayacağım. Teşekkürler. Görüşürüz. Hep böyle diyor ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasımpaşa maçı var önümüzde. Daha sonra. Dararam, Lokomotiv Moskova. Bu kadroyla bence biz çıkamayız ya. Pek ihtimal vermiyorum. Çünkü gençler çok olduğu için değerli futbol severler. Bu da tabii ki tecrübe açısından bizi biraz geriye düşüyor. Overall'lar düşük ama tabii ki bunlar gelişecekler. Ha ne olur UEFA'ya düşersek eğer güzel olur. Fenerbahçe'ye yenildik kötü oldu bu. 25 bin dolar paramız var. Euro paramız var. Dolar paramız neyse artık para birimi. Hemen geldik abi Kasımpaşa maçına çıkıyoruz. Maçı hayır hızlı oyna dedim arkadaşlar. Ben bunu direkt en sonuna kadar simüle edeceğim. Bununla hiç vaktinizi almayayım. Yanlışlıkla dedim çünkü. Arkadaşlar
Maalesef bu maçı da beraber atlatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Lokomotiv Moskova maçına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Lokomotiv Moskova maçı arkadaşlar. Büyük heyecan var. Seri yorgun. Serinin yerine Berlanda'yı koyduk oraya. Emre Akbaba'yı şu anlık koymuyoruz. Onyekuru değil. Luin ama Saracchi yerine kimi koyuyorum hemen buradan? Musa'yı koyuyorum arkadaşlar. Morelli'yi. Martin Linnes'i Max Aronson yerine koyayım çünkü yorgun birazcık da olsa. Evet arkadaşlar, kadromuzdaki değişiklikleri yaptık. Andone'nin yerine hemen şuradan Belanda. Bakayım şunlara şöyle bir, en iyi kullanan kim abi? 63 Luin'de ama ne alaka ya köşe vuruşu kullanmakta? Bir de boyu da uzun. Neyse, Belanda'yı oraya bıraktık arkadaşlar. Belanda kullanıyor köşe vuruşlarını. Haydi bakalım, bismillah diyoruz ve maça çıkıyoruz arkadaşlar. Adamın Miranchuk, Jefferson, Farfan. Reis tokatlayacaklar bizi. Haydi bakalım Cimbom. Ülkeni temsil ettiğini unutma genç çocuk. Cimbom genç çocuk. Çok genç bir Cimbom. Hadi oğlum, bir atarsak gerisi gelir. Haydi aslan parçaları. Ataklar şu an üst üste. Karşılıklı ataklar oluyor. Cimbom biraz daha fazla atak yapıyor gibi. Hemen şuradan bakalım oyuncularımızın durumu nasıl abi. Oyuncularımız genel olarak iyiler arkadaşlar. Mario pas yaptı. Şu an gol yeme şansımız yüksek tabii. Sahaya geldik. Artık bir pres yapın, alın şu topu. Miranchuk gönderirse gol yedik arkadaşlar büyük ihtimalle. Rebus çıkardı. Kaleci Mustera. Penaltı. Nasıl penaltı abi? Ha, kalecinin dokunulmazlığı var. Nasıl penaltı? Mustera. Olsun lan Mustera. Orada hakem bizi doğradı arkadaşlar. Hocam yorumunuzu alayım. Penaltı mı yani hocam? Bence penaltı değil. VAR'a gitselerdi keşke. Yani anlamadım VAR'da ya. VAR'da galiba Jöleli Fırat Aydınus hakem var. Türk düşmanları kardeşim, anlıyor musun bunlar? Kamerayı da sallamadım. Evet ben. Biraz öyle oldu. VAR'da galiba Jöleli Fırat Aydınus kardeşim. Vallahi bilmiyorum artık, neredeyse kendisi. Yani o kadar atak yapıyoruz biz. Bak burada görüyorsun üst tarafta, ama yani böyle bir şey olamaz abi. Hakkımız yeniyor. Sonra Fatih Terim çıkıp konuşunca, yani ben Ali Karakoç olarak. Ondan sonra yok şöyle yok böyle, al işte. Kaptık topu. Abi yok artık ya. İlk kere bitti. Arkadaşlar gerçekten yani çok çok aşırı sinirli. Üçünü birden değiştirme. Peki bu sefer sizi dinleyelim efendim. Arkadaşlar oyuncularımız genel olarak iyiler. Emre Akbaba'yı buraya alacağım. Tamam mı? Aldım. Hulk'u forvete koyuyorum. Şöyle yer değiştirdim hemen. Can Michel Seri'yi alacağım. Hayır, abi. Yeter artık ya. Ama bir dakika, orta saha çok iyi zaten. Devam. Stanks'i hiç oynatmıyorum. Stanks'i sonradan Onyekuru'nun yerine alacağım Stanks'i. Stanks'i de oynatalım yavaştan. Gelişsin abi. Haydi bakalım, maç başladı. Pires oğlum çok güzelsin. Haydi. Haydi daha 1-0 döner bu maç. İşte şimdi ayva yedik. Bakalım nereye doğru döner. Kıbleye doğru. O nasıl bir falsoydu ya? O nasıl bir falsoydu harbiden? Ölü yaprak vuruşu yaptı. Yine ölü yaprak vuruşuyla bir orta geldi. Çok güzel. Hadi arkadaşlar ya. Lütfen ama ya. Lütfen. Evet. Roque Maicon. Maicon. Ursula yenge böyle böyle yapıyor. Hadi Maicon. Vuruyor kaleci Maicon. Yahu. Marinato. Marinato kim ya? Valla. Marinato nasıl bir iki kurtarıyor? Değiştir. Evet. Dakika 56 oldu o. Stanks'i Onyekuru'nun yerine alıyorum. Emre Akbaba da orada kötü. Daha yeni girdi. Alışır. Şöyle bir şey yapsak mı? Belhanda'yı buraya alsak. Ya sonra yapacaksın. Yok yok. Şimdi yapayım. 5'ten daha yükselmez o. Dakika zaten 60'a geliyor. Mario bunu da atamazsa bu maçı çevireceğiz arkadaşlar. Joao Mario topun gerisinde. Mario geliyor. Vuruyor Mustera. Ama gol. Abi yok artık ya. Mustera yani yapacak bir şeyin yok kardeşim. Maalesef arkadaşlar, çok üzülüm. Alım kasmaz sıkma lan. Stanks oyuna girdi. Hadi bakalım, Onyekuru çıktı. Onyekuru batırdın bizi ya. Şimdi son birkaç maçtır Onyekuru çok etkisiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. George Best'ten alalım. Hadi gol mü geliyor? Emre Akbaba verdi şimdi Lemina'ya. Lemina'dan pas kimmiş? Martin Linnes. Linnes'ten pas. Falcao vuruyor. Direkt. Abi nedir bu direk ama, çok saçma ya. Marinato. Hayda. Ignatiev girdi şimdi. Ayvayı yedik. Ignatiev. Yaz son değişikliği. Değişiklik kaldı mı ki oğlum? Var.
Stanks aldım ya. Bir tane daha var. Şurada ön... Heh çok güzel. Bu ön libero'da oynayabiliyor. Ön libero yok çünkü. Bunları benim tam oturtmam lazım, anladın mı? Bak kırmızı olduğu zaman oynayamıyorlar kanka. O yüzden diyorum. Bak mesela bu kırmızı şu an oynayamayacak. Yani risk alacaksın şu an, yapacak bir şeyin yok. Yapacak bir şey yok, evet. Nasıl böyle? Christian Luyendam'ı ileriden ileriye doğru gidip çalım atıp bir şeyler yapabilir. Emrah Mubel'e Belanda değişiyor mu? Değişiyor. Böyle oynasın. Böyle mi diyorsun? Hı-hı. Tamam. Hadi bakalım yorumcumuza güvenip kadromuzdaki değişikliklere gittik arkadaşlar. Risk aldın sen şu an. Evet. Evet risk aldık ve öyle bakalım. Öyle adamlar daha iyi kod. Evet yapacak bir şey yok ama adamın kadrosu zaten benden iyi. VAR'a bakıyor şu an. Maicon hakemden uyarı aldı. Arkadaşlar. Oo ya abi ne bu sürekli free kick ya. Cık. Anlamadım ya. Benim nerede eksiğim var şu an kadroda arkadaşlar. Bana acil fikir direkten döndü. Abi bir kontra atak hadi. Zaten şu an taktik tam kontra ataklıkta. O pası yapamadılar. Bütün. Evet maalesef olmadı. Dakika 70 ya. Kendi evimizde de yenilmeyelim. Hulk hadi abi. Hulk'tan bir şut. Bir kafa kalecileri var yemin çok rahat. Benim yok abi, benim sağlam transferler yapmam lazım. Devre arasında artık para harcamayacağım tesise meclise toplansın. Benim birkaç yıldız oyuncu almam lazım. Bu iş böyle olmaz. Hadi bakalım orta geldi. Bizimki Mustera'mız kurtardı topu. Bırakmayın çok güzel. Hep onlar atak yapıyor farkında mısın? Biz 3 tane yapsak onlar 6 tane yaptı yani. Geliyor abi Mirançuk vurdurtma. Ne yapsın yani burada Mustera ne yapsın? Geç. Arkadaşlar çok kötü bir performans gerçekten. Younes Belhanda şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Orada bomboş bizim oyuncular. Atmanız lazım. Falcao artık at. Bomboşsun ama 3 tane yedik işte. Yapacak bir şey yok. Devam. Yapacak hiçbir şey yok abi. Adam deplasmanda 3 tane attı ya. Var mı böyle bir şey? Geç. Belhanda ortalıyor şimdi. Bir kafa gelsin, gol gelsin. Şimdi indirdik. Yapma abi ya. Yapma ya. Arkadaşlar oyuncu lazım bana. Bana oyuncu lazım. Kaptık topu ama resmen rakibe verdik ya. Böyle bir şey yok bak. Böyle bir şey yok abi. Harbiden böyle bir şey yok. Çok gerildim şu an. Böyle bitmemeliydi arkadaşlar. Maalesef. Maç bitmek üzere. Emrah Baba bunu kullanınca maç bitecek. Hadi bir gol daha mı? Maç bitti. Hakem bekletmedi. Maalesef arkadaşlar maç bitti. Maçı kaybettik. 3-1'lik, 4-1'lik çok kötü bir skorla kaybettik. Maçın adamı Jefferson Farfan oldu. Yapacak bir şey yok abi. Adamlar oynadılar, kazandılar. Ama bizim kadromuzun da tabii ki yetersizliği burada ön plana çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bu videolukta bu kadar olsun diyelim. Videoları çok da uzun tutmak istemiyorum. Şöyle gelelim hemen ligdeki durumumuza bir bakalım arkadaşlar. Şu an 5. sıradayız. Aramızda 5 puan fark var lider Trabzonspor'la. Şampiyonluk gitmiş değil. Devre arasındaki takviyelerle de daha iyi yerlere getirebiliriz takımımızı. Zamanla yapacağız tabii ki bunları hep birlikte. Bu videomuz buraya kadardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. We'll be right back.